sayfa. Bizim çocukların adı Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa. Rafa'dan Tayfa. Hepsi burada bir arada. Rafa'dan Tayfa. Hayvan geçidi. Minik! Minik! Hadi kızım gel. Gel minik. Gel pisi pisi. Minik! Nerede bu? Oyun falan peşindedir belki de. Yok. Kokuyu aldı mı hemen çıkar gelirdi. Minik! 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 Aa! Abi! Ha, siz miydiniz? Minik'i gördünüz mü? Akın. Buralarda bir yerde olmalı. Abicim. Bir şey mi oldu? Minik. Biz niye veterinere gitmedik? Ne yapacağız? Kamil o kadar kişi kalabalık yapıp Sevin ve Hale orada işte. Ya o? Saatlerdir oradaydı. Ben zar zor getirdim buraya. Aklım almıyor. Gerçekten aklım almıyor. Alacak bir tarafı yok çünkü. Mantığı yok. Bak, şu taşın bile dünya üzerinde bulunmasının bir mantığı var. Ama süratli araba kullanmanın yok. Şehirler arası yoldasındır, tamam. 900 şeritli ana caddedesindir, hadi o da tamam. Ama evlerin arasındaki daracık sokaklarda ralli yapar gibi niye araba kullanırsın be arkadaş? Niye olacak? Gelmiş geçmiş bütün hastalıkları çözecek özel bir formülü ocak ateşinde unutmuşlar. Onu kurtarmak için son sürat gidiyorlardır. Hı? Öyle bir formül mü varmış Kamil? Tabii ki yok, hayri. O kadar hız yapmak için bir sebep olabilir mi? Bir de böyle müzik son ses açık, tek kol dışarıda kullanıyorlar ya, iyice sinirleniyorum. Ben bile karşıdan karşıya korkarak geçiyorum. Boş sokakta birden araba çıkıyor. Normal. Tam adımını atacak olursun, roket hızında araba geçiverir. Fark etmek için 5 duyu yetmiyor. 6.sı falan lazım. Kedi köpeklerde var denir onun için ama sonuç ortada. Bırak 6'yı, 16. hissin olsa kurtaramaz. Bir şey yapmak lazım. Neye? İşte bu duruma. Hangi duruma? Ne demek hangi duruma? Biz neden bahsediyoruz Hayri? 6. histen. Yok artık. Bu hız olayına diyorum. Bir çözüm... Buldum. Minik dostlarımızın karşıdan karşıya güvenli geçmeleri için hayvan geçidi yapacağız. Hayvan geçidi mi? Hadi ama hiç fikir çıkmadı. İyi de fikir zaten hayvan geçidi değil mi? Öyle abi de nasıl olacağını düşünmek lazım. Niye üst geçit gibi yapmıyoruz? Çünkü yapması kolay değil. Pratik bir çözüm olmalı. Dur. Ben buldum gibi. İşte size çözüm. Nasıl ama? İyi değil mi? Bakalım sanatçı bize bu eserinde ne anlatmak istemiş? Burada iç dünyasındaki çatışmaları kırılmış şişelerle anlatırken, buradaki koşan insanlarla gittikçe zorlaşan şehir hayatına sert bir eleştiri göndermiş. O şişe değil bir kere, araba. O koşan insanlar da sokak lambası. Vay arkadaş, nasıl göremiyorsunuz bunu? Hayriciğim, iyisi mi sen fikrini konuşarak anlat. Tamam. Fikrimin adı kedi köpek mancını. Şöyle oluyor efendim. Dur. Vazgeçtim, anlatma. İyiydi. Fikri daha bilmiyorsun ki. Merak etme. Kafamda bir iki şey oluştu. Bırak anlatsın Mert, merak ettim. Gördüğünüz gibi yumak karşıya geçmeye çalışıyor.
ama araçlar vızır vızır. Peki ne yapacağız? Tabii ki Hayri'nin kedi köpek mancınığını kullanacağız. Hayri, sakın hayvanları karşıya fırlatacağız deme. Hayır tabii ki. Hayvanları karşıdaki fileye fırlatacağız. Şimdi karşıdan karşıya geçmek isteyen yavrucuk bu oturağa çıkıyor. Sonra şu kolu patisiyle ittiriyor. İyi de hayvan o kolu ittireceğini nereden bilecek? Ne var? Öğrenir. Anlatırız. Ya fileyi ıskalarsa? Iskalamaz Akıncığım. Hesaplanmış olacak. Her binecek hayvanın ağırlığı farklı. Neye göre hesaplayacaksın? Göz kararı hesaplayacağım. Göz kararı mı? Sanki çorba pişirirken tuz atıyor. Bir denesek göreceksiniz. Tamam, deneyelim. Kamil, koy karpuzu. Ay ay. Buyur, göster bakalım. Bence sen bunu karpuz yarma makinesi olarak pazarla. Zengin olursun. Evet, bu dahiyane fikri direkt unutuyoruz. Yeni bir şeyler düşünüyoruz. O değildi. Karpuza yazık oldu. Buldum. Bas dursun düğmesi. Diyelim ki yumak karşıdan karşıya geçmek istiyor. Hemen geliyor. Düğmeye basıyor. Ve karşıya geçiyor. Hiç öyle mancınık yapmakmış. Hesap kitapmış. Böyle şeylere gerek yok. Pat pat pat. Çözüm. Biz böyle bir sistemi nasıl yapacağız Kamil? Evet Kamil. Nasıl yapacağız Kamil? Ne var canım? Alıyorsun bir aç kapa düğmesi. Trafik lambasına bağlıyorsun. Bastın mı kırmızı, çektin mi yeşil. Abi onun için önce trafik lambasına ihtiyacım var. Bizim sokakta yok ki. Arkadaşlar, benim aklıma böyle fikirler gelmedi mi sanıyorsunuz? Geldi mi? Gelse anlatırdın. Tabii ki geldi. Aklıma ilk olarak asansörlü hayvan üst geçidi geldi. Ama nasıl yapacağız dedim. Sonra üstten geçiremezsek alttan geçiririz dedim ve alt geçit düşündüm. Bu iyi fikirmiş abi. Evet ama ya tünel su dolarsa hayvanlara bir de dalgıç takımı mı giydireceğiz? Sonra aklıma yola bir kedi köpek çıktığında bunu tespit eden bir sistem geldi. Alarmlar, lambalar yanacak, ötecek ve sürücüleri uyaracaktı. Niye olmadı? Çünkü gelecekte yaşamıyoruz Kamil. Böyle teknolojiyi ancak hayal ederiz. Bize pratik bir çözüm lazım. Bizim yapabileceğimiz bir çözüm. Galiba buldum. Gerçekten buldum. Şöyle olursa sıkıntı. Bu şekilde yaparsak... Yok, o da fazla kaçar. Evet. Gösterecek bir şey de gerekli. Şunu da çizelim. Tamamdır. İşte. Tebeşiri yuvarlarken aklıma geldi. Tebeşir yuvarlanırken oyağa girip durmak zorunda kaldı. Bunu niye yolda yapamıyoruz dedim. Ve yolda bir çukur olsa sürücüler yavaşlamak zorunda kalır ve kediler köpekler de karşıya rahatça geçer dedim. Ama çukur kolay görebileceğim bir şey değil. Fark etmez ve hızlı geçersen daha büyük kazalara yol açabilir. O yüzden çukur yerine tümsek yaparsak ve tümseyi de dikkat çekici bir renge boyarsak sürücü uzakta olsa bile fark eder.
hızını keser ve olası tehlikeler önlenir. Ben kürekleri ayarlarım. Siz? Çimento da benden. Ben de el arabasını alayım yanına geleyim. Rahatça taşırız. Hadi o zaman. Ne oldu? Ne yapacaksınız? Beğenmediniz mi? Olmaz mı? Ne beğenmemesi abicim? Bu harika bir fikir. Zaman kaybetmeden işe başlıyoruz. Hadi hadi. Ben boşuna demiyorum. Bu çocuk büyük adam olacak diye. Mahallenin medarı iftarı. Gelsene Akın. Yani ismini ben buldum diye demiyorum. Bu hız kesenin patentini falan alsak. Yüzyılın buluşu bu, yüzyılın. Canım patentini alıp ne yapacaksın? Öyle bizden izinsiz yapmasınlar diye Kamil. Hız kesen bu. Değerli bir buluş. Hayri, iyi ki bir isim buldun. 5 dakika içinde 5000 kez hız kesen dedin. Ne yapayım? Yanlış anlama Akın. Yani fikir senin ama isimsiz bir fikir. İsimsiz bir fikir, fikirsiz bir isme benzer. Olmadı mı? Siz isim önemsiz sanıyorsunuz da fikrin yayılması bu sayede olacak ama. Zaten bir tane yapalım, sonra herkes görüp yapacaktır. Ya da çoktan görüp yapmışlardır. Baksanıza. Bu nasıl olur? Arkadaş, şaka mı bu? Madem benden habersiz yapacaksınız, bir çuval çimentoyu niye taşıttınız? Ne diyorsun Hayri? Biz yapmadık ki bunu. Amanın Akın! Birisi tebeşir tahtadaki planları görmüş. Ben hep diyorum size, casuslar sürekli bizi izliyor diye. Hayricim, kendine gel. Birisi açıklasın o zaman bunu Kamil. Neyi açıklasın abi? Hız kıran işte. Hız kıran mı? Hız kesen olmasın o. Hız kesen de ne? Hız kıran işte. Bildiğiniz hız kıran. Nereden çıktı bu? Bir dakika. Yoksa tebeşir tahtadaki planlarımı gördünüz? Casus musunuz siz? Ne casusu abi? Minik veterinerdeyken Rüstem abi geldi. Ona bizim sokaklarda neden hız kıran yok dedik. O da Basri amcaya. Basri amca da belediyeye gitmiş. Dilekçe vermiş. Ve sonuç olarak da işte hız kıranlarımız. Demek siz hız kıran diye bir şey olduğunu biliyordunuz. Evet. Siz bilmiyor muyduunuz? Tabii yani bu canım, tabii. Öyle bir yani güzel fikir tabii ki ama yani tekerleği yeniden icat ettik diyebiliriz. Neyse canım. Artık sokaklarımız daha güvenli. Akın, sana bir sürprizim var. Mini'yi eve aldık. Durumu iyi. Şimdi sevimlerde gelmek ister misin? Gerçekten mi? Yaşasın. Tabii ki. Koş. Hadi koş. Akın sakin. O kadar hızlı koşma. Merak etme abi. İstesem de hızlı koşamam artık. Hız kıranlar var. Bunun adı hız kesen olmalıydı. Hız kıran diye isim ne olur arkadaş? Taş mı bu kırıyorsun? Değil mi? Karpuz mu bu kesiyorsun Hayricim? Karpuz dedin de aklıma geldi. Biz o karpuzu ne yaptık Kamil? Hangi karpuzu? Mancınıkla attığımız karpuzu. Yedik mi? Hayricim, hayaldi o, hayal. Ne?